shot me so damn. Yeah, rum, bum, bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. Yeah, rum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Rum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why. O yazdı, yönetti ve oynadı. Abi adam yazıyor, yönetiyor. Tabii. Güzeller geçidi. Cem Hoca'ya eşlik etti. Ben anlatayım. Bravo, çok ben iyi soru. Ben anlatacağım. Nilperi Şahinkaya'nın Erşan Kuneri setindeki kabusu ne oldu? Maalesef seti durdurmak zorunda kaldık. Ben bayılacak gibi oldum. Cem Yılmaz hangi karavancı oyuncuların kulaklarını çınlattı? Senaryoyu sormadan karavanın var mı diye soranlar var. Yani Erşan Kuneri 2'nin yıldızlarıyla Boğaz'a karşı şarkılı, eğlenceli bir sohbete var mısınız? Bak bakalım hangisi? Son güzel havalarda bu pazara harika bir sohbet yakışırdı. Ömür Sabuncuoğlu'nun bu pazar konukları Erşan Kuneri 2 oyuncuları Cem Yılmaz, Şükran Ovalı, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal ve Ahsen Eroğlu. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu pazar konuklarım sevgili Cem Yılmaz ve Erşan Kuneri'nin hepsi birbirinden başarılı ve güzel kadınları. İstanbul'un en güzel yerinde Boğaz'ı arkamıza aldığımız keyifli sohbetimize kızların güzelliğiyle başlamadan olmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hepiniz kızlar harika gözüküyor. Herkes çok güzel. Sağ olun. Herhalde yani işimizin en güzel kısmı bu kısmı. Yani neticede ofiste de böyle bir askerlik şubesi gibi bir durum var. Çoğunlukla erkek arkadaşlarla filmler falan olduğu zaman. Ama bu sefer, yani bu sefer değil, Erşan Kuneri'nin birinci sezonundan beri hem kamera önünde hem kamera arkasında bir kadın nüfusu var yani. Mutluyum. Beni de kıskanıyorlar. Zafer abi haber gönderdi. Ben de yokum diye haber gönderdi. Erşan Kuneri projesinin ikinci sezonu yayına girdi ve bir çırpıda izlendi. İzninizle size ayrı bir teşekkür etmek istiyorum Cem Bey. Geçmişte öncelikle bizi buluşturduğunuz için. Sağ olun. Bilmediklerimizi öğrettiğiniz için ve unuttuklarımızı hatırlattığınız için. Hayır. Bu kadar titiz bir çalışmayla izleyici olarak buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Yani sen ortalamanın üzerinde bizim hayal ettiğimiz, çok sevdiğimiz bir seyircisin tahmin ediyorum. Yani çünkü bunları duymayı çok hayal ediyoruz işi yaparken hepimiz. Kendimiz çok seviyoruz. Okuduğumuz zaman, yazarken, arkadaşlarım okudukları zaman söyledikleriyle çok örtüşüyor söylediklerin. Çok mutluyum. İkinci sezonda Erşan Kuneri'yi yaşlanmış gördük. Bu bizi biraz üzdü. Erşan'ı bu sefer biraz yaşlanmış gördük. Ama gerçekten makyaj, saç, her şey çok güzel olmuş. O süreci merak ediyorum. Nasıl yaşlandırdınız? Vallahi ben o adam işte yaşasın ve ikinci sezonda birazcık bize bir anlatıcı gibi, projenin bir anlatıcısı olsun istedim. Polonyalı bir ekiple çalıştık biz. Yani dünya standartlarında çalışan insanlar. Çok prova yapıp, yani bir heykeltıraş zaten arkadaşım. Cem Yılmaz o yaşlara geldiğinde nasıl görünür acaba? Vallahi inşallah görürüm yani. Hayalimdeki gibi bir yaşlı mıydı Erşan Kuneri? Yani neşesi hoşuma gidiyor. Tatlı bir söz var orada. Bizim hep ustalarımızdan beklediğimiz, hani böyle gençlere kızmayan, onları böyle tatlı takip eden bir tavrı vardı. O hoşuma gitti. Öyle olmayı isterim doğrusu. Konu güzel yaşlanmak olunca Cem Yılmaz Şener Şen'in kulaklarını çınlatmadan edemiyor. Şener abim 83 yaşında maşallah. Ve yani şu anda bizim dizimizde görünen Erşan'dan 20 yaş genç gözüküyor. Kesinlikle. Dolayısıyla birazcık daha sağlıklı olmak isterim yani. Ama neşesini sevdim. Neşesi olsun isterim, öyle bir neşe. Konu yaşlanmak olunca ister istemez bir botoks sohbeti başlıyor ekipte. O yaşa geldiğimde ne hissedeceğim bilmiyorum ama tabii ki herhalde biz bakımımıza dikkat etmeye devam edeceğiz. Biz botoksumuzu yaptırırız değil mi Şuko? Aşkım biz sağlıklı olalım da biz bu yaşa geldiğimize şükrediyorum zaten. Aynen. Siz hiç denediniz mi? Yapar mısınız Cem Bey? Ben mi? Evet. Benim o kadar param yok. Yani beni tamamıyla düzeltmek için ben bütçe baktım. Yani eğer tamamen bu işlerden elimi eteğimi çekersem bu bütçeyi oraya ayırırsam olabiliyor yani.
Cem Yılmaz, ekibindeki kadın oyuncuların estetiğe hiç ihtiyaçları olmadığını belirtmeden edemiyor. Bizim şimdi kadın oyuncularımızın şöyle bir özelliği var. Bunu buradalar diye söylemiyorum. Ya çok karakteristik. Şimdi herkes bahseder ya oyuncularda bu tip oynamaların hani olumsuz hiç estetiğimiz olduğu. Yok Ömür Hanım. Olumsuz bir şeyden bahsedilir. Yani hiçbirisi o tip bir oyuncu değil. Yani çeşit çeşit karakterlere bürünebilecek yüzleri var hepsinin. Gelelim Erşan Kuner'i ikinci sezonun karakterlerine. Karakterleri yazdıktan sonra mı oyuncuları arıyorsunuz yoksa bir oyuncuyu kafanıza belirleyip karakterim o nasıl oluyor? Mesela Şükran Ovalı nasıl dahil oldu? Ya biz Merve, Nilperi biz birinci sezondanız. Biz eskiyiz yani kızlar bilmez. ama rütbeliler. Ahsen'le biz Do Not Disturb'le beraber çalıştık. Orada bir mesaimiz var. O da komedik bir karakter değildi. Yani hem Ahsen'in hem Şükran'ın, Bige'nin hem komedide hem dramada böyle bir kabiliyetleri belli. O nedenle ben arkadaşlarımın hani birincil şeyi hani beraber çalışmaya istekliler mi diye ilk motivasyon o oluyor. Ay çok sevindim derlerse bir şey filizleniyor. Bakarız şekerim derlerse. Çok... Bakmıyoruz falan diye. Ekibin yeni üzerinden Şükran Ovalı giriyor söze. Oyuncunun derdi oyunculuk olunca yani başka biri olmayı kabul edince onun dertlerini de tipini de tavrını da önemsiyor. Ekranda nasıl görünüyorum değil derdimiz yani. O yüzden nasıl bir hikayeyi nasıl doğru anlatabiliriz? Cem Hoca da bu konuda gerçekten çok disiplinli. Hoca biri. Demesek. Tamam demeyelim. Cem arkadaş. Cem gerçekten bu konuda çok disiplinliydi. Şükran Ovalı konuşurken Cem Yılmaz'a sürekli Cem Hoca diye hitap ediyor. İliklerime kadar orada olmak isterim dedim. Ne gerekirse. Çünkü hem Erşan'ı çok seviyorum hem Cem Hoca'nın yaptığı işleri. Isaac de son hoca zamanlarda demeyecektim. Cem işte setten kaldı ya hocam. Ahsen Eroğlu Cem Yılmaz'la Do Not Disturb filmini çekerken almış Erşan Kuner'i iki teklifini. Isaac için setteydik biz. Do Not Disturb'in çekimleri devam ediyordu. Kuliste hazırlanırken böyle bir sohbet arasında öyle tatlı ve naif bir soruldu ki bana ben ilk başta bunun şaka olduğunu. İşte Cem Hoca'nın bizde yarattığı şey. Şakalarda. Biri olabileceği. Şaka mı yaptı, gerçek mi söyledi? Çok haklısın. Aynadan bir baktım, bir de yan yana bir baktım. Ciddi olduğunu sonradan anladım. Cem Yılmaz'ın çalışma şekline dair çarpıcı bir şey öğreniyoruz. Projenin aynı zamanda yönetmeni olan Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'yi çekerken aynı anda montajını da yapmış. En çok bir şeyler öğrendiğim bir setti bu. İlk defa karşılaştığım bir sürü şey vardı. Yani setin içinde aynı zamanda kurgu yapılıyordu. Ve biz izleme şansını elde ettik sağ olsun Cem bize. Bıkana kadar. Gün tamamlandığında o gün ne çekildiyse tamamlanmış olarak izleyebiliyoruz. O insanı bilmiyorum oyuncu arkadaşlarım ne hissediyor ama beni yönetmen olarak çok rahatlatıyor. Diyorum ki ben bu tamamdır yani bu güzel. Konu peruklara gelince bir kahkaha tufanı yükseliyor. Ben perukları sormak istiyorum özellikle. Yani sıkıntılar yaşandı mı sonrasında bir kaşıntı bir... ben anlatayım. Bravo çok ben iyi anlatacağım. Soru. Yani Nilperi yazık. Ah yavrum. Kullandığı bir peruk Nilperi Şahinkaya'ya zor anlar yaşatmış sette. Bu sezonda bir peruk vardı ki bilmiyorum başımın herhalde. Belası. Genç kızlığını söndürdü Nilperi'nin. Gelin gelin kestik ki. Dediği anda böyleydi Nilperi. Nasıl kaşınıyor ama şişti. Başım dönmeye başladı. Herhalde dokusundaki bir şey alerjim tuttu. Ve biz setin ortasında zaten hani karavanlarda hazırlanıyoruz. Arabalara biniyoruz. Dağın başına gidiyoruz. Orada çekiyoruz. Maalesef seti durdurmak zorunda kaldık. Ben bayılacak gibi oldum. Evet. Set durdu. Çok mahcup oldum tabii. Evet. Aşağı indik. Saçımı ben yıkadık. Ben fark etmemişim setin durduğunu. Bana devam ediyor gibi gelmiş demek. Cem Yılmaz çokça çalıştığı rahmetli Özkan Uğur'un bir sözünü hatırlıyor. Allah rahmet eylesin. Özkan abimin bir lafı vardı. Şey demişti bir gün. Onca böyle şekilden şekile girilen, yüzlerce peruk bilmem ne takılan, çıkarılan, yok lensler, yok takma dişler. Bir gün şey dedi bana, yeni bir proje var Özkan abi, böyle dedim, şu Ejder diye bir karakter. Dedi ki, normal adam mı?
Erşan Kuneri'nin ilk sezonunun bir bölümünde Cem Yılmaz'la Merve Dizdar'ın oynadığı karakterler arasındaki ödül sohbeti gerçek olmuş. Projenin ardından Merve Dizdar Kan'dan ödülle dönmüştü. Benim geçen sezondan bir şey dikkatimi çekti. Orada bir sahne vardı. Biz ödül almayalım mı uluslararası diye. Oh be, doğru. Ve bu diyalog da Merve ile olan bir diyalogtu. Ve ya inanılmaz. Senin Kandık, evet. Repliği hatırlıyorsun değil mi? Evet. Kanda görüyorum. Ben sizi her yer, yani altı boyutta Kanda görüyorum. Kanda yürürken görüyorum dedi. Meğerse o Kanda yürüyen oymuş. Merve Dizdar from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge Ceylan. İkinci sezonda Merve Dizdar'ın oynadığı bölümlerin biraz daha az olmasında ödülün etkisi olabilir mi? Merve de şimdi ödülle gelmiş, bir sürü işi gücü olur. Yurt dışına çok sık gider diye iki bölümde yazdım. Aa niye öyle yaptın falan. Dedim yavrum yani Kan ödüller falan filan. Dedi ki yani Allah Allah hiç böyle düşünmüyordum falan. Evet, bu mütevazı evet, tavır hiç, beni çok yani iş elbette yok. Şaşırtmadı. Ama yani aramızda böyle bir espri var. Biraz ona az yazdım bu sefer. Evet. Tüm ekibin Erşan Kuneri ikinci sezondaki favori bölümü Nekes Hayat müzikali. Nekes Hayat. Nekes favorisi. Hayat. Hepimizin favorisi hakikaten. Yani. Daha çok benim yaşımdaki ve benden daha yukarıdakilerin çok izlediği bir format o. Büyüklerimizin işte Deve Kuşu Kabare'nin vesilesiyle ya da işte ne bileyim gene Haldun Dorme'nin yönettiği bizim müzikallerimiz. Egemen Bostancı'nın prodüksiyonları falan. Ekip Nekes Hayat müzikalinin proje dışında gerçek hayatta da sahnelenmesini istiyor, şakayla karışık. Cem Bey siz yapsanız keşke, bir müzikal izlesek yazsanız. Biz çok istedik kabareye oynama. Aslında şöyle, hazırdı ama onun metninde şöyle bir şey var. O gerçekten 1986'daymış gibi yazılmış ve oynanmış bir şey. Yani biz şimdi yapsak çok iyi bir şey yapmamız lazım. Rakiplerimiz çok iyi. Millet havalarda uçuyor yani. Yani sıfırdan yazsanız. Özenilerek yapılmış bir sakilliği var onun. Şimdi o sakillikte oyunu oynasak seyirci acaba sakil mi yoksa bilerek yapıyorlar mı? Ya bilerek yapıyorlar anlar. Anlar mı acaba? Oynayalım. Evet. Yarın Ayvalık'tayız bak. Sohbet devam ederken Şükran Ovalı, Cem Yılmaz'a bakın nasıl tatlı tatlı takılıyor. Çünkü yazıyor, yönetiyor, oynuyor ve yapıyor. Bende de hep böyle alay ediyorlar seni. Evet. Hep bir şaka budur yani. Abi adam yazıyor, yönetiyor. Tabii. Yazık yani falan. Cem Yılmaz'ın setlerinin konforlu olduğundan bahsedilir hep. Çok konforlu, konforlu Cem'in seti. Evet. Hep. Kendim için yapıyorum, arkadaşlarım da faydalanıyor gibi değil. Yani en az... Yok bak samimiyetle söylüyorum. En az ben faydalanıyor olabilirim yani güzelliklerden. Ha bir geliyorum sushi bitmiş mesela. Yani, olabilir. Konu set konforundan açılınca Cem Yılmaz bazı genç oyuncuların karavan sevdasına gönderme yapıyor. Genç oyuncu arkadaşlar da bizim aramızda bir espridir bu. Daha senaryoyu sormadan karavanın var mı diye soranlar var. Yani... Ha. Şimdi bunu bildiğim için ben, hatırladığım için bununla tabii bir yönüyle hem alay ediyorum. Yani bir dakika canım yani zor şartlara dayanarak da setler yapılabilir. Bunu kabul ediyorum ama onu da insan yani insanlıktan çıkacak noktaya getirmemek lazım. Bir sette her şey karavan değil elbette. Olamaz da. Yani Russell Crowe'da iki tane Oscar'ı var, elinde geziyor. Yani görüntü yönetmeni de öyle keza. Oscar'lı adamlardı. Biz çölde film çekiyorduk, herkes yerlerde yatıyordu yani. Erşan Kuneri 2'nin sürprizlerine gelince, Şükran Ovalı'nın eşi Caner Erkin de yer almış projede. Projedeki bazı sürprizlerden bahsetmek istiyorum. Hemen dönüyorum, bir Caner Erkin gördük. Evet ya, bizim için çok güzel bir anı oldu. Bir kere çok duygulandım ilk yani, çünkü dedim ki Allah'ım çok duygusalım, şu an Caner'le ilk defa karşılıklı ufacık da olsa bir şeyimiz olacak ve Mihran'a anı kalacak. Ben sonra neleri oynadığımızı düşündüm dedim ki. Bu bir anı değil. Abi bu... Çocuğa bıraktığınız anıya bak yani, ben hayat kadınla oynuyorum falan orada ama. Tek sürpriz bu da değil. Kemal Yılmaz'ı da ilk kez babasıyla aynı projede izleyeceğiz. Tek sürprizimiz de Caner değildi. Aynı zamanda Kemal da oynadı. Kızlarımız da oynadı. Evet. Çağlar'ın çocuğu da oynadı. Ve Erşan Kuneri 2'nin şarkıları. Konu şarkılara gelince sohbet biraz daha eğlenceli bir hal alıyor. Peki şarkılardan söylediklerinizden en çok
hoşunuza giden böyle coştuğunuz eğlenceli müzikalden hangisiydi? Bak bakalım hangisi? Ama parası para, efilef kumara. Yani çok eğlenceli. Ben yani kendimi açtım. Şarkılarla ilgili stüdyo anılarından bahsederken Bora Akkaş'ın kulaklarını çınlatıyor Cem Yılmaz. Ahsen ne? Ahsen girdi stüdyoya şarkıyı okumaya. Sertaç'tan bana telefon geldi. Çalışıyoruz abi üzerinde dedi. Sonra Bora bir vesileyle bir şarkı söyledi. Hani böyle doktor çıkar ameliyathaneden hastayı kaybettik der ya. Ya Bora okudu geldi, Sertaç geldi. Ne oldu dedim? Hastayı kaybettik dedi. Tam Bora Akkaş'tan bahsederken başarılı oyuncu geliyor. Müzikalin müziklerini okurken, şarkıları okurken sen stüdyodan çıktın. Sen stüdyodasın, okudun, Sertaç çıktı. Ne oldu dedim? Hani doktor der ya, hastayı kaybettik. Amirim acil. Finalde Cem Yılmaz'ın anmak istediği birileri daha var. Aa, ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İzlerken toplam 5 saat herhalde diyebiliriz. Evet. Çok keyif aldım, çok eğlendim. Bilmediğim, dediğim gibi bir sürü şey geçmişe dair öğrendim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir kişiyi daha anmak istiyorum müsaade edersen. Bir tane de çok güzel finalde bir şarkımız var. Çok kıymetli abim Neco'nun. Ve bestede Olcay Tuamet Tuğsuz abimizin Hani. O da bizim bir revizyon şarkımızdır. Kapanışı yani, onunla yapalım mı? Evet, onu da anmış olalım. Şu an yapalım mı kapanışı? Onu söyleyelim hep beraber. Peşinden koşanlar. Nerede hani? Söyle. Hayır. Ya. Yarın herkes şeyde izlesin, televizyonunda. İyi seyirler.